Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kutu açılımı yapacağım. Çok sürpriz bir ürün. Başlıkta da görmüş olacağınız gibi HTC Vive Cosmos'u inceleyeceğiz. Öncelikle kargo, Aras kargo ile geldi. Teşekkür ederiz. Burada faturalar var. Bunları bir kenara koyalım. Şimdi hemen şu paketi açalım. Bu arada ben bu ürünü Monster'dan almıştım. Monster sitesine girdiğiniz zaman orada fiyatı göreceksiniz. Yaklaşık olarak 6000 lira ve 6500 bandı arasında bir fiyatı var. Şimdi hemen bantlarımızı açalım. Evet, kutumuz burada. Bakalım, bu yüzünde Vive Cosmos headset yazıyor. Arka tarafına baktığımız zaman da yine etiketleri var. Şimdi start setup here diyor. www.vive.com/setup'a girdiğimiz zaman kurulumunu yapacağız. Şimdi bantları açalım yavaş yavaş. Evet, kenar bantlarını açıyoruz. Sıkı durun, geliyor. Kutusundan açıyoruz. Ve bir kutu daha çıkıyor. Ve burada tutma kulpu var. Tutma kulpundan, şöyle göstereyim. Tutma kulpundan tutup çekiyoruz. Yavaş yavaş yukarı doğru açılıyor. Şöyle. Evet, bu kutuda gitti. Evet, Viveport yazıyor burada. Şu kısımda ne var bakalım. Evet, HTC Vive Cosmos. Yalnız HTC logosunu burada görmüyoruz. Genelde Vive olarak görüyoruz. Aslında öyle demek daha doğru. Vive Cosmos olarak söyleyelim. HTC'nin destekleriyle tabii. Şimdi kutuyu şöyle kenardan kaydırarak açıyoruz. Sağa doğru çektim. Evet, yine Vive yazıyor. Çok güzel, kutu içinden kutu çıkıyor. Bu kısımda Virtual Reality diyor. Evet, şu görüntü çok güzel arkadaşlar. Vive Cosmos. Onu da kenara koyduk. Şimdi kutuyu açalım. Şuradan açsam herhalde daha iyi görürsünüz. Şöyle çekiyorum. Klasik kutu şekliyle. Tabii şurada köşelerde bantlar var. Bantları açmam gerekiyor. Şöyle tutalım. Burada bir bant, evet, bir taneymiş. Bir tane koymuşlar. Açıyorum. Ve içinden bir kutu daha çıkıyor. Yok, tam olarak kutu değil. Burada ne varmış? Yapılacaklar var. İlk olarak download ve setup ile ilgili vive.com setup adresine gidiyoruz. Sonra redeem free vive port offer var. Orada da burada bir kod deniliyor. Kodu da 2021 aralığının son gününe kadar kullanabilirsiniz diyor. Bu kodu ben kullanırım muhtemelen. Şöyle kenara koyayım. Evet, şimdi kutu açılımı için biraz daha yakından bakalım. Evet, kutu açılımına geçmeden önce kutunun üzerinde yer alan Start Setup Here seçeneğini unutmayın arkadaşlar. Vive.com setup üzerinden gidiliyor. Made in Taiwan 3795 gram olarak görüyoruz kutuyu. Bu mavi kartona download setup bilgileri yer alıyor. İşte hangi dilde bu arada? Türkçesi burada. İndir ve kur. Şurada bir kod var. Kodu şu an size göstereyim. Ben kullanacağım. Şurada bakıyorum. Ücretsiz Vive port teklifini kullanın. O da buradan. Bunu kullanmayı unutmayın. Burada HTC Vive Cosmos. Tabii Vive Cosmos dememiz daha doğru. Kartonun yan tarafı böyle. Alt tarafta açmak için kolay çapraz kısımlar var. Burada Viveport seçeneği var ve arka planda yer alan desteklenen oyunlar ya da programlar var. Alt tarafını yazıyormuş. Şimdi ise kutudakileri tek tek açalım. Öncelikle sol baştan başlayalım. Burada bir kullanım kılavuzu var, görüyoruz. Hemen paketi açalım, içindekilere bakalım. Evet, bantı açtıktan sonra ben geri kapatmayı tercih ediyorum içerisine. Öncelikle iki tane çıkartma çıkıyor. Bir Vive kullanım kılavuzu ve kutudan çıkanları görüyorsunuz. Kutuda gösterilenler çıkıyor. Evet, kullanımına dair bilgiler var. Şurada bir cetvel göze geliyor. Bunları inceleyeceğiz. Buradaki kutu neymiş ona bir bakalım. Kutuyu direkt şöyle ortadan tutup çekiyorum.
Kutudan ne çıkacak hemen bakalım. Etrafında bir şey yazmıyor. Evet, açıyoruz kutuyu. Şurada sıkışmış. Evet, açtık. İlk elime gelen alet bir USB kablosu. Evet, bu bir USB kablosu. USB. Evet, tamam. Sonra kutudan çıkan kabloya bakıyorum. Seri port değil mi? Bakalım. Evet, mini seri port ve normal seri port görüyoruz. Özel tasarım soket. Yani seri portların dönüşümü sağlıyor. Bir adaptör. Bu arada adaptör bazı videolarda görmüştüm ben. Amerikan tipi olabiliyor. 110 volt için. Bu bakıyorum hemen üzerine. Made in China. Evet, 12 volt 2.5 amperlik bir adaptörü var. Girişi 240 volta kadar 750 miliamper olarak şebekeden çekip toplam çıkışı bizim Cosmos için 2.5 amper olarak geri alıyoruz. Hemen uç kısmına da bakıyorum. Uç kısmı ince uçlu şarj aletinin bir boy büyüğü. Eski Nokia'cılar şimdi ince uçlu şarj aleti olan var mı diye yazarlar. Bu kutuda ne varmış? Bunlara bir bakalım. İki tane pil Toshiba alkalin piller çıkıyor. AA cinsinden. Bunları Cosmos'un sol ve sağ kontrolörlerin içine koyacağız. Kontrolör. Evet. Camı silmek için bir cam silme bezi. Yani gözlük camı silme bezi. Onun haricinde bakalım burada ne çıkacak. Evet. Bu çok önemli bir parça arkadaşlar. Bilgisayardan Vive'a bağlantıyı sağlayan kısım burası. Şurada bir evet butonumuz var. Burada ne yazıyormuş? HTC Europe Made in Taiwan olarak yazıyor. Modeli görüyorsunuz. 12 volt 2.5 amperlik. Bu kısımda ise adaptör girişi, seri giriş ve USB'yi görebiliyoruz. Bu şekilde bilgisayarla olan bağlantıyı yapıyor. Bu kısımda ne varmış ona bir bakalım. Bu şu an içi boş. İçindekileri almıştık çünkü. Bunu aldık. Burada evet geriye HTC Vive Cosmos kalıyor. Şöyle tutup kutusundan kaldırmadan önce gerçi herhalde birlikte geliyor o. Evet şuradaki kabloları önce bir alalım şu kutudan. Bu kutunun içinde de bir şey var herhalde. Öyle zannediyorum. Ha yokmuş. Bu destek içinmiş. Evet içi boş. Kablomuz burada. Ucunu en azından göstereyim sizlere. Uç bu şekilde. Üzerinde Vive'ın logosu yer alıyor. Pinleri görebilirsiniz. Evet pinler bu şekilde. Kutunun içerisinden bir kağıt çıktı. Evet, uyarı var. Direkt güneş ışığı altına bırakmayın ve çizmeyin diyor. Muhtemelen çizilebilir bu camlar. O yüzden dikkatli olun kullanırken. Paketten çıkartalım HTC Vive'ı. Oldukça uzun bir kablo düzenini görüyoruz. Kablo, şöyle önce arkadan bir bakalım. HTC Vive'ın logosu var. Logosunu çevirebiliyoruz. Çevirerek ayar yapabiliyoruz. Kulaklıklar baloncuklu naylonlarla sarılmış. Burada evet dokusu çok güzel. Düz bir dokuya sahip. İç kısım cırt çıtlı. İstediğiniz gibi cırtını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan çıkıyor. Evet. Ebat'a göre istediğiniz düzeyde ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin şöyle yaptığımız zaman evet, iz kalmış şurası. Sanırım otomasyon esnasında yapıştı. Şu kısım plastik gibi. Şey değil yani kumaş değil arkadaşlar. Bu kısım elastik diyeyim. Kauçuk gibi ama biraz ince. Yani şöyle bastırıp iki yana çektiğim zaman biraz açılmış hissi verdi. Ama en azından kumaş değil. Evet ön yüzü böyle. Vive, Cosmos. Cihazı taktığınız zaman sağ görünümü. Cihazı taktığınız zamanki sol görünüm. Alttan bakalım. Ve şöyle de bir bakalım. Biraz daha yakından. Burada fanlar için hava kanalı olduğunu görüyoruz. Alttan baktığımız zaman da yine hava kanalları var. Evet elimde kaldı. Kamerayı
Açmış oluyoruz. Şunu şimdilik takalım. Gerçi çıkarttık ama şu an henüz kullanmayacağım bu cihazı. Şurada yine lens ayarları için dönebilen bir ayarımız var. Ayar düğmesi var. Şuradan muhtemelen etkileşime girebiliyoruz. Onu da inceleyeceğim şu an için. Ben de sizlerde görüyorum. Daha yakından baktığımız zaman iç merceklerini görebiliyoruz. Evet, şu kısım sünger arkadaşlar. Bu kısım süngerden yapılmış. Şu kısım, alnına denk gelen kısım sünger değil. Bu yine kauçuktan yapılmış. Evet, bu alnına denk geliyor. Kulaklık da var. Şimdi kulaklıkları açalım. Sünger arkadaşlar, şöyle yakından, evet şöyle yapalım. Sünger, ya içinde bir sünger var. Son dışında da bir daha bir kaplama yapılmış. Bastığım zaman yavaş yavaş, evet şu dış kısımları sert, iç kısmı yumuşak sünger. Aynı şekilde sol tarafta da var. Hemen şöyle göstereyim. Açılıp kapanabiliyor. Çıt çıt yapılmış. Şuradan ayar yapabiliyorsunuz. Aşağı kaydırıp yukarı kaydırabiliyorsunuz. Onun haricinde şurada zannediyorum. Hop. Şuradaki kısımdan kulaklıklar çıkıyor olabilir. Onu çıkartmak istemiyorum şu anda. Kulaklıkların kablosu da süngerden içeri giriyor. Burada ana kısımla birleşiyor. Geriye ne kalıyor onları bir inceleyelim. Kol var. Şimdi Samsung'a ona bir bakacağız. Hemen açalım. Paketin içerisinden. Evet, R olarak yazıyor. Yani sağ el için bu. Hemen zaten elimi oturdu. Daha tutmamla birlikte. Yani dengeyi çok iyi ayarlamışlar. Tabii dönüyor biraz. Evet, şurada bir Vive logosu var. Tutmak için de kulpu buraya konulmuş. Muhtemelen kulpu elinize geçireceksiniz. Düşürebilirsiniz diye. Aslında bunu sıkıştırabilirmişiz. Ama bu şekilde yapılmış. Evet, kullanım böyle. Önce şuradan başlayalım. Evet, işaret parmağı. Şöyle. Sesi de güzel. Biraz sanki sesi, evet şu baş parmağımla da tutabiliyorum. Şöyle de, yani şöyle de basabiliyorum, şöyle de basabiliyorum. Arka kısımda, evet şöyle daha iyi. Arka kısımda R1, R2 düğmeleri var. İki parmağımla basıp, zannediyorum. Şöyle yüzük parmağımla buna basabilirim. Şu tuşa basabilirim yüzük parmağımla ya da baş parmağımla basıp. R1 ve R2 tuşunu, R1 işaret parmağım, R2 tuşu. Evet. R2 tuşunda biraz boşluk var. Herhalde ince ayar zannediyorum. Şu kısım ince ayar. Bastıktan sonra da onu coarse oluyor. Fine coarse. Evet. Çok güzel bir tasarım var dış kısmında. İçine de şöyle bir yakından bakalım. Şu neymiş? Bu basılabilen bir şey değil. Muhtemelen burada vida yerleri var. Şurada bir şey görüyorum. Muhtemelen burası da vida yeri olması lazım. Evet, sağ tuş dedik, sağ kontrol dedik. Şurada bir Vive'ın düğmesi var. Hemen joystick'in altında olması biraz ilginç olmuş. Belki yanlışlıkla basabilirsiniz ama zaten zor. Yüzey çıkıntılı değil. Yani yüzeye çok yakın. Tuş çok çıkıntılı değil. Şunlar çıkıntılı ama A ve B denilmiş. Joystick'e baktığım zaman joystick işte bildiğiniz sağ, sol, ileri, geri. Basılabiliyor mu joystick'e? Evet, joystick'e basılabiliyor arkadaşlar. Sağ sol yukarı aşağı tam tur atıldığı zaman da evet. Yani kullanmışım şu an için şöyle gözüküyor. Evet 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tuşlu ve joystick var. 6 tuş artı joystick. Sola da bakalım. Şöyle solu da paketinden çıkartalım. Solu da yine şöyle takıyorum. Hemen elime oturuyor. Orta şöyle işaret parmak L1, L2, left'i gösteriyor. Yüzük parmağı o. Küçük parmak boşta kalıyor. Evet. Burada ne denilmiş? X, Y ve Cosmos'un yine düğmesi var. Yani iki tane düğme yan yana gözüküyor burada. İki tane kullanmışlar. Evet. Bu L ve R etiket olarak yapılmış arkadaşlar. Bu ikisi çıkabiliyor. Cosmos tuşları burada. Yön tuşları da bu şekilde. Evet, kendimi de görebiliyorum yansımadan. İç içe girebiliyor mu? Hemen deneyelim. Evet, gayet de girebiliyor. Şöyle.
Hani olur da mesela bazı sahnelerde şu şekilde hani silahı kontrol edilebilir ama çok kullanışlı diye zannetmiyorum. Zannediyorum ki şöyle falan kullanacağız. Ya da şu da olabilir. Neden olmasın? Şununla şu arasında acaba bir fark var mı? Bunu tabii oyunlara göre bakmak lazım. Bir de pillerini takıp deneyelim. Evet, paketten çıkan pili açıyorum. İkiye ayırdıktan sonra pilleri çıkartıyorum. Şimdi sağ ile başlayalım. Şurada bakın bir bölme gözüküyor. Zaten açmak için de görebilirsiniz. Gösteriyor. Hafif bastırıp aşağı doğru çekeceğim. Herhangi bir vidası yok. Bastırıp çekebiliyoruz. Kapak iç tasarımı bu şekilde. Evet, pil yuvalarına bakalım iyice yakından. 2019 Temmuz'da üretilmiş. İçinde bakayım neler yazıyor. Yapım firmaları yazıyor. Yani firma tarafından yapılan bir şey. Bu ip var. Bu ipin kullanımını göstereyim birazdan. Bakıyorum başka bir şey var mı? Çok da anlamlı bir şey göremiyorum. Model yazıyor. Evet. Evet, piller yalnız dikkat edin aynı şekilde yapılmış. Yani normalde biliyorsunuz eksi ve artıyı gösteren yay ve düzlem oluyor. Ama bu taraf komple düzlem, bu taraf yayın özelliğini sağlamak için hafif eğimli yapılmış. Ama dikkat edin eksi artı arkadaşlar. Şu pilin eksisi alt tarafı. Bunu bu şekilde takacağım. Takabildim mi? Yok. Dolayısıyla önce önü takacağız. Bu arada şu ipi içine öncelikle yerleştiriyorum arkadaşlar. Yoksa yani pilleri çıkartmak zor olabilir. Evet. Ve zannediyorum şuradan geçirsem mi? Onu da kılavuzuna bakmam lazım şeye. Eğer çıkıntısı varsa oradan geçiremem. Evet, şurada bir çıkıntı var. Dolayısıyla bu çıkıntı buraya gidecek muhtemelen. O yüzden onu takamam. Evet, önce ipi yerleştiriyorum. Eksi aşağı kalıyor ön tarafta. Önce ön kısmı yerleştirdim. Sonra alt kısmı yok. Tamam, önce eksi aşağıya. Şöyle. Evet, bu daha kolay oldu. Demek ki önce eksiği yani alt kısmı koyuyoruz pil için. Şimdi diğer pili de ters koyacağız. Artıyı böyle göstermişler. Metal yüzeylere aldanmayın arkadaşlar. Şöyle. Evet, pilleri yerleştirdik. İpi biraz daha sıkılaştırıyorum. Çok kolay bir şekilde ipi çektiğim anda biraz asılırsam pilin ikisinin de çıkması lazım. Tasarımın öyle olması lazım. O yüzden bu pil konuluyor. Ya da bunu kolaylıkla alırsanız şu ilk baştaki pili kolaylıkla aldıktan sonra pili çekip şey ipi çekip pili de gelmesini sağlayabilirsiniz. Kapağımızı kapatalım. Normalde ben pili takınca hemen ışıkları yanar falan zannediyordum. Tabii şimdi nereden açacağım? Açma tuşu koyamamışlar. Evet, şuna basılı tuttum. Olmadı. Şunlara basıyorum. O da olmadı. Şuradaki tuş bana sihirli geliyor. Ona basılı tutayım ya da bir kere bas. Evet, bir kere basmam yeterli oldu. Tabii kullanıcı kılavuzunu okumanızı öneririm arkadaşlar. Şu an için zannediyorum ki arama modunda yanıp söndüğü için bağlantı kurduktan sonra ana cihazı, ana istasyonuna evet, şurada da ışığı var. Ana cihazı istasyona bağlantı kurduktan sonra söneceğini düşünüyordum ki şimdi söndü. Demek ki kapandı ya da güç tasarrufu. Evet, güç tasarrufu moduna girdi. Eğer baktı ki bağlantısı yok. Basılı tutunca ne oluyor? Bir şey değişmiyor. Evet. Bu şekilde yanıp sönüyor şu an. İstasyonu kurduktan sonra bir daha bir deneriz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Buradaki çıkan kabloyu takip ettiğiniz zaman kaskın sol tarafından içine doğru bir giriş var. Bunu buradan çıkartamıyoruz zannediyorum. Şurada bir soket var. Sanki soket bana çıkartabiliyormuşuz gibi geliyor ama şu an için denemedim onu. Hafif bir çeksem. Evet, onu çıkartamıyoruz arkadaşlar. O zannediyorum ki kalıyor üzerinde. Tabii böyle bir kablo salatasını taşıyacak mıyız? O da bir tartışmalı. Bakarız ondan emin değilim tam olarak. Evet, mercekleri biraz daha yakından bakmak istersem şu an cihazı çalıştırmadım. Bu şekilde görünüyor. Soketinin enerji aldığını biliyoruz. Evet, gözlüğümüz bu şekilde. Şimdi bir de bilgisayara bağlıyorum. Burada önden çok güzel gözüküyor. Toplam önde 2 tane, üstte 1, altta 1, sağ ve solda birer olmak üzere 2, 4, 6 tane kamera var. Bunun takip istasyonları yok. Genelde önceki modellerde köşeleri koymak için takip istasyonları oluyordu. Şuradan evet ayarlayıp kapatayım. Daha doğrusu şunu şu şekilde yapıyorsunuz. Evet. HD'si
Vive Cosmos. Ben işte o köşe takip istasyonları olmasın diye bu modeli tercih ettim.